Elif nerede? Odasında oğlu. Annesi hastaneye kaldırılmış ve siz gitmesine izin vermemişsiniz. Sana mı yetiştirdi hemen? Anne, bunu yapmaya hakkınız yok. Kız ağlayarak aradı beni. Annesini merak ediyor. Oğlum, ben müsaade edecektim ama bana neler söyledi bir duysan. Bağırıyor, çağırıyor, laf anlamıyor. Evet kahraman, kendisi istedi bunu. Annesi hastaneye kaldırılmış ve siz ona haber vermemişsiniz. Kim olsa aynı tepkiyi gösterir. Bebeğimizi hiç düşünmüyor ama. Varsa yoksa kendi dertleri. Ya çocuğumuza bir şey olursa? Hem ben konuştum avukatla canım. Gayet iyiymiş annesi, mühim bir şey yokmuş. Biraz sakinleşsin, yarın gideriz. Siz ne zaman bu kadar acımasız oldunuz? Yahu annesini merak ediyor, görmek istiyor. Onu burada tutamazsınız. Elif hak etti bunu. Hiç kimse böyle bir şey hak etmez Defneciğim. Annesini görmek istiyorsa görecek. Bu kadar. Toparlan hadi gidiyoruz. Tamam hemen geliyorum. Görüyorsun değil mi anne? Hemen aramış kahramanı. Kim bilir nasıl şikayet etti bizi. Kahraman ben de geliyorum. Gerek yok. Nereye gidiyor bunlar anne? Kahraman Elif'i annesine götürüyor. Halil evdeydi. Halil götürseydi. Sana ne bundan? Bir şeyi de merak etme. Bir şeye de karışma. Bir şeye de burnunu sokma be kızım. Benim kabahatim ne şimdi? Kahraman Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Asıl sen bizimkilerin kusuruna bak. Ne olmuş annene? Ben de bilmiyorum ki. Gece fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırmışlar. Tamam merak etme. Şimdi avukatı arar öğreniriz durumu. Alo Kemal Bey. Biz Elif Hanım'la beraber hastaneye geliyoruz. Annesinin durumu nedir? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Senin kızının yolu yol değil. Bu yörükanlar var ya, çıkarı olmadan adama su vermez, su. Zevkini, keyfini sürecekler, sonra da sokağa fırlatıp atacaklar. Sokağa düşünce ne olacak? Onu da ben demeyeyim sana. Sen bul artık. Kemal Bey, nerede annem? Durumu nasıl? İçeride yatıyor. Elif Hanım, anneniz dün gece ciddi bir sinir krizi geçirmiş. Yatıştırıcı verdiler. Şimdi daha iyi. Görebilir miyim? Elbette. Yalnız avukat bey, sadece 5 dakika. Buyurun. Annem. İyi misin? Geçmiş olsun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız kahraman bey? Ben dışarıdayım. Anne. Niye böyle oldun sen ha? İçeride bir sıkıntın mı var? Bana niye yalan söyledin Elif? Ne yalan anne? Avukatın parasını nasıl buldun? Anne söyledim ya, Kıymet Hanım her şeyi hallediyor diye. Niye yapsınlar bunu? Kimse kimseye durduk yere böyle bir iyilik yapmaz. Anne. Sen para için kendini mi sattın? Ha? Namusunu mu kirlettin?
Anne yok öyle bir şey. Yürükanların gönül eğlencesi mi oldun sen? Anne sen neler diyorsun? Keşke hapislerde çürseydim de sen temiz kalsaydın. Yazıklar olsun sana. Ben nasıl bir anneymişim ki seni yetiştirmeyi beceremedim. Hakkım sana haram olsun. Anne canım bak yok öyle bir şey. Yemin ederim bir daha mutsuzluk yapmadım ben. Neler söylüyorsun? Dokunma bana. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Bundan sonra seni de, senden gelecek kirli parayı da görmek istemiyorum. Anne bir dinle, boş yere suçlama. Benim bir günahım yok. Memur Hanım, bu kızı götürür müsünüz buradan? Onunla artık konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Anne, anne. Anne bir dinle, anne. Anne bir dinle. Halil geldi. Alayım ben onu. Hiç merak etmeyin. Elif Hanım'ın durumu gayet iyi. Doktor Hanım da şu an içeride zaten. Bebeğin kontrollerini yapıyor. Sağ olun. Bir bakalım ufaklık ne yapıyor? Evet, işte burada. Bebek iyi mi? Gayet iyi. Allah nereye koydun ben bunu? Heh. Ver okuyayım kızım. Eğer bunda kötü bir şey varsa sen bana söylemezsin Kıymet Hanım. Yok yok kötü bir şey yok Ziya abi. Hay Allah. Gözlüğümü de ceketimin cebinde unutmuşum. Verin ben okuyayım babacığım size. Heh. Sen oku kızım. Gözlüğüm olmadan ben iyi okuyamam zaten. Daha önce kalp sesini dinlemiş miydiniz? Hayır. Peki. Bebeklerin önce kalbi oluşur. Bakın size dinleteyim.